Başkanlığı'na giden siz değerli başkanlarımın orada yaptığı... Turunçgil ile ilgili çeşitli konuların masaya yatırılacağı organizasyonun açılış töreni Vali Ali İhsan Su, birlik başkanları ve iş dünyasının katılımıyla başladı. Açılışta konuşan Vali Ali İhsan Su, tarım sektörünün ülkemiz ve dünyada öneminin gittikçe arttığına değinerek en çok da bu anlamda Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü bir sektör haline gelmiş durumda dedi. Yine bu tarım sektörüne tabii Ar-Ge çalışmaları çok önemli. Yeni ürünler istiyor insanlar. Yeni değişik çeşitler istiyor. Ha şimdi bununla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Biz bir taraftan bizim Alata Araştırma Enstitüsü'nün üstünleri yaparken Alata'nın bir kısmında biz şimdi tarım teknoparkına dönüştük. Bakanların bu kararıyla çıktı tarım teknoparkı. İşte onun kuruldu, onun şirket kurma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu ayın sonunda ya da Kasım ayı sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Türkiye olarak tarıma şu an verdiğimiz destekten çok daha fazla destek vermek zorundayız diyerek tarım sektörüne desteklerin arttırılmasını istedi. Bizim yaklaşık 4.7 milyon ton bir narenciye üretimimiz var ve 1.7 milyon ton bir ihracat kapasitemiz var. İhraç ettiğimiz 1.7 milyon ton narenciye karşılığında ülkemizde yaklaşık 1 milyar dolarlık bir döviz girdiğimiz oluyor. Ben bu sektörü değerlendirirken her platformda, her toplantıda bu sektörün 1 milyarlık döviz girdisiyle sınırlı kalmaması gerektiğini, yani bu sektörü okurken, analiz ederken, sektörü sadece 1 milyarlık döviz girdisiyle analiz etmemek gerekir, değerlendirmemek gerekir. Bunun sosyal boyutunun çok önemli olduğunu hep vurguladım. Gerçekten de öyle. 2020 Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin Mersin'de yapılacağını anımsatan Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, bu organizasyonun yapılmasında büyük katkı sağlayan dönemin Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'a teşekkür etti. Daha sonra bu oturumlarda, bu kongreyle ilgili sizlere daha ayrıntılı açıklamalarda bulunacağız. Ben